arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle su şişelerimize, çocuklarımızın mataralarına nasıl kılıf öreceğiz onu anlatacağım. Kılıfımızı alt kısımdan sık iğne ile başlıyoruz. Taban kısmını oluşturana kadar sık iğne ile devam ediyoruz. Daha sonra model uygulamasına geçiyoruz. Sonuna kadar, sonda bir kenar kirpiği çalışıyoruz ve büzgü bağcık tekniğiyle kılıfımıza bağcık yapıyoruz. Hem ağzını kapatmış oluyoruz hem de bağcığımızı kulp olarak kullanabiliyoruz. Bu şekilde. Taban kısmında önce sihirli halka yapıyoruz. Sihirli halkanın üzerine 8 tane sık iğne çalışacağız. İkinci sırada 8 sık iğneyi çifter batacağız. Bakın, bir tane sık iğneye bu şekilde çift. Yani bu sırayı tamamlamış olacağız. 8 çift olunca 16 tane oluşturacağız sık iğnemizi. Diğer sırada bir çift bir tek, bir çift iki tek, bir çift üç tek. Böyle bir tekler bir bir artarak gideceğiz. Şimdi uygulamalı olarak göstereceğim zaten. Sadece sayıları anlamanız için kağıdıma yazmıştım. Bu da şurada dursun. İpimizi alıyoruz ve sihirli halkamızı bu şekilde yaparak başlangıcımızı yapıyoruz. Sihirli halkamızı oluşturduk. 8 tane sık iğne yapalım. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. 8 sık iğnemizi oluşturduktan sonra ipimizin ucunu çekerek halkamızı sıkılaştırıyoruz. Burada ilk başta yaptığımız sık iğnemizin tepesinden batıyoruz ve ipimizi, ilmeğimizi çıkardık. Diğer ilmeğin içerisinden de geçiriyoruz. Yani kaydırıyoruz. Burada bir zincir çekiyorum ben sıkılaştırmak için. Bakın, buradan sayarsak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8.ye de batışımızı yapmıştık ilk. İlmeğimizin içerisine batıyorum tekrar. Bir sık iğne. Aynı yere ikinci sık iğne. Bir sonraki sık iğnemin tepesine batıyorum. Bir sık iğne. Aynı yere tekrar batıyorum. İkinci sık iğne. Bir ve aynı yere ikinci. Bir, aynı yere ikinci. Birinci sık iğnem ve aynı yere ikinci sık iğne. Toplamda 16 tane sık iğnemiz oluşacak bu sırada. Birinci ve aynı yere ikinci. Birinci ve ikinci sık iğnem. Bakın, şuradan başladık. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Son sık iğnemize batıyoruz. Aynı yere bir tane daha yapıyorum. 16 tane sık iğnemizi tamamladık. İlk sık iğnemizin tepesine batarak ilmeğimi aldım ve diğer ilmeğin içerisinden de geçirdim. Burada bir zincir çekiyorum. Toplamda 16 tane ilmeğimiz olacak. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir, on iki, on üç, on dört, on beş, on altı. Şimdi burada dilerseniz ilk başlangıç yerinize işaretleyici de kullanabilirsiniz. Ama sık iğne de ben
Şu şekilde ip kullanmayı tercih ediyorum. Küçük bir parça başka renk ip kesin. Buradan şöyle tutalım. Sıramızın başındayız. Bakın, sık iğnemin tepesine batıyorum. Bir sık iğne yaptım. Aynı yere tekrar batıyorum. İkinci sık iğne. Bir sonraki sık iğnenin tepesine batarak bir sık iğne çalışacağız. Şimdi iki sık iğne. Bir, aynı yere batarak ikinci. Şimdi sıradakine bir sık iğne. Şimdi iki sık iğne. Bir, aynı yere ikinciyi batıyorum. Tekli sık iğnemi yapıyorum. Ve şimdi çiftli. Aynı yere ikinciyi. Şimdi kağıtta yazdığımız yerde şu kısımdayız. Bir çift bir tek yapıyoruz. Çiftimizi yaptık. Tekteyiz şimdi. Bir, iki. Arada bir tek. Bir, iki. Arada bir tek. Bir, aynı yere ikinci. Bir tek. Bir, ikinci. Ve son birimizi yapıyoruz. Sıra başında çiftle başlamıştık. İpimiz burada, bakın, sıra başına geldik. Burada ipimin olduğu yere batıyorum, ilmeğimi alıyorum ve kaydırarak birleştirdim. Bir zincir çekiyorum. Şimdi ipimizi biraz çekelim. Şuradan arka tarafa geçiriyoruz. Yine başlangıç yerimizi işaretlemiş olduk. İlk sık iğnemin içerisine bir, iki. Daha sonra iki tane tek yapacağım. Bu birinci tek. Diğer sık iğnenin tepesine ikinci tek. Şimdi çift yapıyoruz. Bir, iki. Bir tek, iki tek. Şimdi şuradayız. Bir çift, iki tek çalışacağız bu sıramızda. İki teki yaptık. Şimdi sıradaki sık iğnemize bir, iki defa batıyorum. Şimdi tek battım. Yine tek battım. Ve üçüncüye bir, iki tane çalışıyorum. Bir, iki çalıştım. Üçüncüye bir, iki çalışıyorum. Bir, iki tek batıyoruz ve çiftimizi yapacağız. Bir, ikinci sık iğne. Bir tek, bir tek daha ve şimdi çift. Bir, iki. Bir tek, ikinci tek ve üçüncü de çift batıyoruz. Bir, iki. Şimdi bir ve iki tek batarak sıra sonuna geliyorum, çiftle başladığımız için. İpimiz, bakın, yine burada başlangıç yerinde. Başlangıç yerindeki sık iğnemin tepesine batıyorum. İlmeğimi aldım. Diğer ilmekten de geçiriyorum, yani kaydırıyorum. Bir zincir çektim. Hep aynı yerde artırma yaptığımız zaman böyle köşeli bir görüntü oluşacaktır.
köşeli görüntüyü engellemek için şimdi artırma yerimizi ilk başta değil de yerini değiştirerek yapacağım ben. Ne yapmıştık? 2 tek 1 çift yapmıştık. Şimdi 1 çift 3 tek yapacağız. 3 tekimizin ilkini burada çalışıyorum. 1 tek çalıştım. Şimdi sıradaki sık iğneme 2 tane çalışacağım. 1 aynı yere ikinci. Arada 3 tane tek çalışıyoruz. 1 2 ve 3. Şimdi çift. 1 2 1 2 3 ve dördüncüye çift çalışıyoruz. 1 aynı yere 2 1 2 3 dördüncüde 1 aynı yere ikinci. Bakın 2 battık. Yine 3 tek yapacağız. Birinci tek, ikinci tek ve üçüncü tek. Dördüncü de çift. 1 2 1 tek, 2 tek ve üçüncü tek. Dördüncü de çift. 1 2 birinci tek, ikinci tek ve üçüncü tek. Dördüncü de 1 2 çift çalışıyorum. Birinci tek, ikinci tek, üçüncü tek ve dördüncü de 1 2 çalışıyoruz. 1 tek ve 2 tek. Toplamda 3 tek çalışıyorduk. Başlangıçta bir tane tekimizi çalıştığımız için burada da 2 3 oldu. İpimizi de getirmeyi unutmuşuz diğer sıraya başlarken. Bu sırada başlayalım. Buradan ipimi ilk sık iğnemin tepesinden kaydırıyorum. Bir zincir çektim. Arka taraftan ipimin ucunu alıyorum. Ön tarafa getiriyorum. Bu şekilde ipimizi çektiğimizde de kolayca çıkacaktır bitirdiğimiz zaman. Yine birinci sık iğnemizi yapıyorum. İkinci sık iğnemi de yaptım. 2 tane. Şimdi bir önceki sırada 3 tek 1 çift yapmıştık. Şimdi bu sıradayız. 3 tane tek 1 tane çift çalışacağız. 1 2 tek çalıştım. 3. de çift çalışıyorum. 1 2 Sırayı değiştirmemin sebebi artırma yaptığımız yerleri, çift battığımız yerlerin aynı yere denk gelmemesi, yuvarlağımızın güzel oluşması. 1 çift çalıştım. 1 tek, 2. tek, 3. tek ve 4. tek. Şimdi çift. 1 ve aynı yere 2. Şimdi tekteyiz. 1 tek, 2 tek, 3 tek ve 4. tek. Şimdi çift çalışıyoruz 5. de. 1 aynı yere 2. 1
2, 3, 4. Beşinci de çift. 1, 2, 1, 2, 3, 4 ve beşinci de çift. 1, aynı yere ikinci. 1, 2, 3, 4 ve beşinci de çift. 1, aynı yere ikinci. 1, 2, 3, 4 ve beşinci de çift. Birinciyi battım, aynı yere ikinciyi de batıyorum. 1, 2, 3, 4. Beşinci de çift çalışıyoruz. 1 ve 2. 1, 2, 4 tek yan yana yapıyorduk. Başlangıçta 4 tane tek, 2 tekimizi yapmıştık. Şimdi de 2 teki yaptık. Şimdi yine sıra başına geldiğimiz için ipimi kaydırarak birleştiriyorum ve bir zincir çekiyorum. Buradaki işaretleyicimizi arkaya alıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. çift batacağız. 1, 2. Şu sıradayız. Bakın 1, 2, 3, 4, 5 tane tek, 1 çift. Bu şekilde bu sırayı 1 çift 5 tek olarak tamamlıyoruz. Çiftimizi yaptık. 1, 2, 3, 4, 5. Altıncı da çift. 1, aynı yere 2. 1, 2, 3, 4, 5. Altıncı da çift. 1 ve aynı yere 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. da 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. çift batıyorum. 1 ve 2. Yine 5 tek. 1, 2, 3, 4, 5. 6. çift. 1 ve aynı yere 2. 1, 2, 3, 4, 5. 6. da çift batıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6.'ya geldik. Çift batacağız. 1, aynı yere 2. İlk sık iğnemizin tepesine batarak ipimizi kaydırıyoruz ve bir zincir çekiyorum. Bakın hiçbir sıramız bozulmamış oluyor. Birleşiyor. Buradaki işaretleyici ipimizi ön tarafa alıyoruz. Şimdi
5 tane yapmıştık. 6. da çift yapmıştık. Bu sıradayız. 6 tane tek, 1 tane çift yapacağız. 1 çift, 6 tek. 6 tekin 3'ünü ilk yapalım. 3'ü de sıra sonunda denk gelsin. 1 2 ve 3. Şimdi 1 çift yapıyorum. Çiftten sonra 6 sayacağız yine. 1 ve aynı yere ikinci. 1 2 3 4 5 6 tane yaptım. 7. de çift. 1 ve aynı yere 2. Yine 6 tek. 1 2. tek 3. tek 4. tek 5. ve 6. tek. 7. de çift. 1 2 1 2 3 4 5 6 tane tek yaptım. 1 2 7. çift. 1 2 3 4 5 6 7. çift olacak. 1 ve aynı yere 2 1 2 3 4 5 6 7 7. de çift yapacağız. İkili oldu. 1 2 3 4 5 6 tane tekimi yaptım. 7. de çift yapıyoruz aynı yere. 1 2 3 4 5 ve 6. 7. sık iğnemiz çift. 1 ve aynı yere 2. 1 2 ve 3. Başlangıçta da 3 tek yapmıştık. Burada da 3, 6 oldu. Şimdi başlangıç sık iğnemizin tepesine batarak ipimi kaydırıyorum tekrar. Bir zincir çekiyorum. Sizin şişeniz için bu taban yeterli olabilir. Şişenizin tabanına şu şekilde ölçebilirsiniz. Bakın gayet gelmiş. Bir sıra daha yapacağım ben en fazla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aslında bu sırada da yeterli. Çünkü tam bakın. Ama bir sırayı da hiç artırma yapmadan. Eğer şişeniz daha büyükse teklerimizi hep bir tane artırarak çalışacağız. Biz en son 6 tek 1 çift yaptık. Daha da büyük yapmak isterseniz 7 tek 1 çift, 8 tek 1 çift, bir bir artırın tekleri ve büyüklüğünü bu şekilde ayarlayın. Benim büyüklüğüm şişemin tabanına yeterli geliyor. Şimdi son sıramda artırma yapmıyorum. Her
sık iğnenin tepesine bir defa batacağım. Ama bir zincir daha çekiyorum burada. Tığımın başını doluyorum. Sık iğnemin tepesine batıyorum ve 3 ilmeği bir alıyorum. Ben buna yarım trabzan diyorum ama genelde çakma trabzan sık iğne deniyor. Siz ne derseniz bu şekilde tığımızın başını dolayalım. Her sık iğnenin tepesine bir tane. Üst tarafa kıvrım oluşturacağımız için bu teknikle yaparsak daha düzgün olacak. Bu şekilde yaparak sıra sonuna kadar gelelim. Sıramı tamamladım. Tığımın başını doluyorum. Bakın son batım yerine batmıyorum. Burada pardon, girintili çıkıntılı bir görüntü oluşmaması için tığımın başını doladım. Şuraya değil, bir alt sıraya, bakın ipimizin olduğu yere batıyorum. İki sık iğne boyu batıyorum yani. Bu şekilde yaptım ve ilk sık iğnemin tepesine batarak ipimi kaydırıyorum. Bakın burada düzgün bir görüntü elde etmiş oluyoruz bu şekilde. Yine bir zincirimi çektim. Burada modelimizi kurarken 5 tane zincir çektim ben. İlk sıra hep zincirli. Arada 2 tane zincir atlamışım. 1, 2. Şuradan. Bakın ilk battığımız yerde buradan geçişimizi yapabiliriz. Buradaki bir kat ipimizi bırakacağız. Arka tarafa doğru geçiyorum. Arka tarafta 2 kat ip var. İpimi kaydırdım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Bir, iki. Bunu biraz bir sıra büyük yaptığımı düşünüyorum ben buna göre. O yüzden aradaki mesafeyi biraz uzatacağım. 1, 2, 3 zincir atlıyorum dördüncüye. Arkadan bu şekilde batacağız. Bakın önde de bir kat ipimiz kalacak. Arkadan bu şekilde. Sık iğne ile sabitleyelim. 3, 4, 5 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3 tane atlıyorum dördüncüye. Bize doğru saç örgüsünün ortasından batıyoruz. Arka taraftan 2 kat ipimiz var. Dört, beş tane. Bir, iki, üç atlıyoruz. Dördüncüye batıyoruz. Bir, iki, üç. Dördüncüye batıyorum tekrar. Bu şekilde yaparak sıra başına gelelim. Sıra sonuna geldim. Bakın tam denk geldi. 3 tane zincirim var. Şimdi şuraya monte edeceğim. Son zincirimi 1, 2 zincir çekiyorum. Tığımın başına bir dolama yaptım. İlk battığım yere şuradan batıyorum. 1, 2 alıyorum. Bu şekilde zincirlerimizin ortasında kalmış oluyorum. 1, 2, 3, 4, 5. İkinci sırada da aynı 5 zincirle şöyle boşluktan batıp sık iğne ile sabitleyeceğiz. 5. Yine boşluktan batıp sabitliyorum. Bakın bu şekilde.
sıradaki zincirimin boşluğundan batıyorum ve sık iğne ile sabitliyorum. Bu şekilde yaparak sıra sonuna gelelim. Yine sıra sonuna geldim. Bakın şurada iki zincir çekerek birleştirmiştim. Burada bir zincir çekiyorum. İkinci 5 zincirli sıramızda bir zincir çekiyoruz. Tığımızın başına iki defa dolama yapıyoruz. Ve şurada birleşme yerine batarak 1, 2, 2, 2. Bu şekilde biraz yanda duruyorum. Çünkü trabzanlarımızı yapacağız. İlmeğimi biraz uzattım. Yukarı çıkma trabzanı yapıyorum. Bu birinci trabzanım. Boşluğa. Bu ikinci. Bu da üçüncü. Arada zincir çekmeden diğer zincirin boşluğuna geçiyorum. Buraya da 3 trabzan. Üç. Zincir çekmeden diğer zincirin boşluğuna geçiyoruz. Yine 3 trabzan. Bu şekilde çalışarak sıramızı tamamlıyoruz. Trabzanlarımı yaparak sıra sonuna geldim. Bakın. Buradan ilk başta yaptığım trabzanın tepesine ilmeğimi bırakıyorum. Arkadan öne doğru çıkardım tığımı. İlmeğimi arkaya doğru çekiyorum. Bu şekilde yaptığınız zaman birleşim yerleri hiç belirgin olmuyor. Çok düzgün bir görüntü oluşuyor. Bakın bu şekilde şuradan boşluktan ilmek alıyorum ve ikisini beraber topluyorum. 1, 2, 3, 2, 3, 4, 5 tane zincirimi çekiyorum. Üçlü trabzanların arasına batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Yani bir önceki, bakın şuradaki boşluğa batıyorum. Bu sıra şuradaki yapmış olduğumuz ilk sıra. Sıramızı tamamlıyoruz. Sıra sonuna geldim. Bakın. Burada yine ilk başta yaptığımız işlemi yapacağız. İki zincir çekiyorum. Bir tığımın başına bir dolama yaptım. Ve başlangıç yerine batarak 2, 2 şeklinde kapatıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Diğer zincirin boşluğundan batarak sık iğne çalışıyorum. 5 zincir, diğer zincirin boşluğu. Bu şekilde şuradaki ikinci sıra zincirimizi yapıyoruz. Buradan sonra da trabzanlarımızı çalışacağız. Sırasıyla bakın döngü şeklinde birinci zincir, ikinci zincir, trabzan. Bir zincir, iki zincir, trabzan. Bu şekilde şişenizin, suluğunuzun boyunu ölçerek ara sıra takarak ölçebilirsiniz. Sıra sonuna geldiğimizde kenar oyasını beraber çalışarak devam edeceğiz. Şişemizin boyu kadar tamamladım. Tabanımı ben örneğimizdekinden bir sıra fazla yapmışım. Sizlere nasıl artıracağınızı anlatmak için yazmıştım. Burayı bir sıra fazla örmüşüm. Sorun olmadı çünkü büyük şişem var. Büyük şişeme ölçtüm. Tam geldi tabanı. Bunun için kullanacağım. Bakın sıra sonuna geldik. Modelimizin 3. sırasındayız. Şöyle şuradaki saç örgüsü kısmına batacağım. Ve tığımı arkadan öne doğru geçireceğim.
ve ilmeğimi önden arkaya doğru çekiyorum. Buradan bir zincir çekiyorum. Şimdi kılıfımızın şu uç kısmındaki görüntüyü nasıl oluşturduğumuzu göstereceğim. Geri geri sık iğne yapacağız sadece. Bakın buradan bir önceki trabzanın tepesine batarak gidiyorum. Hep bir öncekine gidiyoruz. İki ilmeği beraber kapatıyorum. Bu şekilde yaparak tüm ağız kısmını dolaşacağız. Bakın görünümü bu şekilde gayet düzgün ve güzel görünmekte. Bu sırayı tamamlayarak başlangıç kısmına kadar gelelim. Sıra sonuna geldik dolaşarak. Burada yine ilk battığım yere batarak tekrar birleşimi sağlıyorum. Ve ipimi kopardım. Buradan çekiyorum. Ve arka kısımdan ipliğimizi sabitleyerek saklayacağız. Ve aralardan yürüterek saklayalım. Daha sonra fazlalığını keselim. Bakın gayet düzgün oldu. Şimdi büzgü bağcık nasıl yapacağız onu göstereceğim. Bunun için aynı ölçüde iki tane kordon çalıştım. Bakın kordonlarımın son kısmını kapatmadım. Birbirinden biraz büyük olmuş ama sökebiliriz. Şu şekilde bak, bir alttan bir üstten geçiriyorum tığımı. Kordonumu şuradaki ucuna takalım. Kaçırmadan çekelim. Çekiyorum. Devam eden kısmı yine şu uç kısma gelene dek. Bu şekilde bakın ikisi aynı yöne denk geldi. Büyük olan kordonum hangisiydi? Yaparken ölçmemiştim. İplerini ölçtüm ama demek ki yanlış ölçmüşüm biraz. Şöyle yaparsak şu kordonum biraz fazla. Buradan biraz söküyorum. Kordonun yapımını merak edenleriniz varsa videonun linkini açıklama kısmına ekleyeceğim. Oradan bakabilirsiniz. Videolarımın arasından da bulabilirsiniz. Bakın burayı kapatmamıştım. Şimdi kordonumun başlangıç kısmından tığımı geçirdim. Buradaki ilmeğimi alıyorum. Şöyle yaparak bir ilmek aldım ve ilmeğimi çekiyorum. Buradan sıkı bir düğüm atalım. Bakın kordonumuzu düzgün bir şekilde bağladık. Hemen dipten kesmek istemezseniz
Yine kordonun içerisinden bir alt bir üst yaptım. Böyle çektim. Ve buradan kesiyorum. Diğer tarafı da bu şekilde yapalım. Şurada görünen ucunu keselim. Şimdi diğer kordonumuza geçiyoruz. Diğer kordon da aynı şekilde. Bakın bu tarafta fazla. Buradan yine alt üst yaptığımız yerden hiç fark etmeden, yani aynı yerden değiştirmeyeceğiz. İkinci kordonumu geçireceğim. Yine diğer kordonumla aynı alt üst yaptığımız yerler. Şuradaki ilmeğimizi takalım, hem kaçmasın hem de kolay çekelim. Bakın diğer kordonumuz bu. Alttan, yine buradan da alttan geçiyorum. İlmeğimi taktım, çekiyorum. Diğer ucumuz burada. Tamam, denk getirmişiz. Bakın karşılıklı olacak. Bu kordonumuz da buradan yine uç kısmından tığımızı batalım. İlmeğimi çekiyorum. İlmeğimi sıklaştırdım ipimle. Sağlam bir şekilde bağlamak için bu yöntemi kullanıyorum ben. Biraz garanticiyim galiba. Bu şekilde yine diğer tarafta yaptığımız gibi kordonumun arasında saklayabilirim iplerimin ucunu. Daha sonra da kalan kısmı kesebiliriz. Şimdi şişemize geçirelim ve bitmiş halini görelim. Yarım litrelik su şişesi. Biraz daha şöyle yapacağım. Bakın. Bu şekilde bağcığını da kulp olarak kullanabiliriz. Çantamızda yer kaplamadan elimizde rahatça tutabiliriz. Bitirdiğimiz kılıfımız bu şekilde. Daha önceki de bu renk çalışmıştım. Dediğim, bunun sırası 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, başlangıçta 8 sırada tamamlamıştım. 8. Buradaki sıra sayısı 9. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yarım litrelik su şişeniz varsa 9 sıra yapabilirsiniz. Burada da yazmıştım. 6 tek 1 çiftle bitirmiştim. Daha büyük yapmak isterseniz 7 tek 8 tek diye gideceksiniz. Bu şekilde. Umarım beğenmişsinizdir. Yapmak isteyenlere şimdiden kolaylıklar diliyorum. Videomu seyrettiğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma destek olmak için abone olmayı, videolarıma like atmayı lütfen unutmayın. Hoşça kalın, sağlıklı kalın.